God of War çıktı bu hafta. PC'ye çıktı. Daha önce PlayStation 4'te vardı. PlayStation 5'te de vardı. Eğer benim balık hafızam beni yanıltmıyorsa. Çok iyi notlar aldı. Oyun teknik açıdan çok geliştirilmiş. Üzerine çok uğraşılmış. Bir sürü yeni yeni özellik getirilmiş. Genel olarak çok iyi tepkiler aldı. Ben PlayStation 4'te oynamıştım. Çok güzeldi. Zaten PlayStation almamın nedenlerinden biri de oydu. Tabii PlayStation 5'te veya PC'de daha oynama fırsatı yakalayamadım. Ama genel olarak güzel görünüyor. Hoş görünüyor. Güzel iş çıkarmışlar gibi. Tabii bunu sadece bir PC portu veya bir remastered veya bir yeniden biçim verme gibi bir şey görmemek lazım. Çünkü sıfırdan inşa ettikleri çok fazla şey oluyor böyle durumlarda. Yani bir San Andreas Definitive Edition gibi veya ay bir şu kaplamaları bir şey yapalım gibi değil. Çok fazla şeyi yeniden inşa ediyorlar veya bazı şeyleri sıfırdan yeni yeni inşa ediyorlar. Bazı özellikler gerekiyor. İşte çözünürlük genişliyor. Daha fazla sahneyi görmesi gerekiyor kameranın. Öyle olunca sadece okey her şeyi bir yüksek çözünürlük yapalım da o iyidir olmuyor. Yeni yeni animasyonlar eklemeleri gerekiyor. Yeni içerikler getirmeleri gerekiyor. Onu da getirmişler. Gayet güzel tepkiler aldı. Her şey iyiydi. Yani bu biraz da güzel bir hamle bu. Çünkü daha fazla kişiyi God of War'a bağlayıp ondan sonra God of War Ragnarok yıl içinde çıkacak. İnsanlara onu bekletmeleri, ona doğru bir akış sağlamaları iyi yani. God of War Ragnarok yine PlayStation 4 ve 5'e gelecek. PC için daha bir şey yok. Bu da böyleydi. Şimdi bam diye ben de haberden geldim. Biraz daha heyecanlandığım bir haberdi. Haberlerin devamında da biraz daha heyecanlıyım ama bu ne? Her hafta eğer ortaya karışıklık yapmıyorsak ben gündemi sizin karşınıza çıkacağım. Bu şekilde yorumlayacağım. Değerlendireceğim. Bir şeyler anlatacağız. Bir konuşacağız. Pazartesileri böyle olacak. Geçen hafta neler oldu gibisinden. Geçen haftanın menüsü gibi. Şu an şeyi... Okey tamam. Her şey yolundaymış. Bir ses seviyelerini kontrol ettim. Ben Ragnarok'tan çok... bunu yine ortaya karışıkta da konuşmuştuk. Sofra adlı bir kanal var orada bu içerikleri çıkarıyoruz. Orada da bundan bahsetmiştim ama Ragnarok'tan çok bir beklentim yok. Yani çok bir beklentim yok değil. Dediğim kötü bir oyun olacak demiyorum ama God of War'un 2018 çıkışlı ve şu anda PC'ye çıkan God of War'un başarısını yakalayacağını düşünmüyorum. En azından içerik açısından belki satışlar açısından satışlar açısından kesinlikle yakalar da. Çünkü biraz bana bazı şeyler dağınık olacakmış gibi geliyor. Umarım yanılırım. Umarım birisi beni yamultur ve der ki hayır sen haksızdın. Bakın böyle oldu. Umarım öyle olur. Öyle olursa biz de daha fazla keyif alırız bu içerikten. Bakalım Ragnarok çıksın. Ben PC'ye çıkarsa oynarız. Başka bir şey olursa PlayStation'dan belki bir şekilde bir şeyler yaparız. Zaman gösterecek onu. Microsoft 2020'de Xbox One üretimini durdurmuş. Xbox One geçen neslin cihazıydı. Son nesile yani şu anki nesile odaklanacaklarını söylediler. Odaklandıklarını söylediler. Yani Xbox Series X ve Series S'lere odaklanıyorlar. Yeni çıkan oyunlar yine eski cihazlara da geliyor olacak. Çünkü bir crossplay'i destekliyor. Microsoft ya da Xbox yönetimi. Şimdi bu da mantıklı. Hani crossplay zaten mantıklı. Ama şey de çok mantıklı. Eski üretimi durdurmaları da mantıklı. Çünkü zaten Xbox'un yeni nesli daha hızlı sattı. Daha fazla sattı. En başarılı çıkış yapan nesil oldu. Bu güzel bir şey. Tabii bunda Game Pass'in de faydası vardır. İlla ki yeni işte hizmet bazlı anlayışları diyeyim, yaklaşımları diyeyim. Bu da bayağı başarılıydı. Belki bunu da biraz daha faydasını görmüşlerdir. Veya işte Bethesda'yı satın aldılar ettiler. Biraz daha eksklusif oyun çıkacak. Belki oradan bir PlayStation Sony yaklaşımı vardır. Ama sonuç olarak Xbox'un son nesli daha iyi bir satış performansı göstermiş. Ki bizim için de güzel bir şey. Microsoft gibi kaynakları bol bir firma. Çok böyle para peşinde koşacağım diye tüketicilerinin, oyuncularının ağzını burnuna tükürmez. Yani ne diyeyim daha kötü kötü kelimeler kullanasım geliyor bu noktada ama yapmıyorlar yani bunu yapmıyorlar çünkü zaten paraları var. Bu güzel bir şey. Ha, Sony ise tam tersini yapıyor şu an. Yani tam tersini yapıyor dedim.
sen tüketicisine bilmem ne gibi davranmıyor da PlayStation 5 eksikliği var şu an markette. Yani genel olarak yeni nesil konsolların eksikliği var. Çünkü bir çok fazla talep var. Herkes istiyor, alıyor. Ve de iki, herkes istiyor ama alamıyor. Çünkü piyasada zaten bir şey var. Neydi? İletken galiba doğru kelime. Bir iletken sıkıntısı var. Şu an o kadar fazla iletken çıkarılamıyor veya talepleri karşılayamıyor. Bunda pandeminin de etkisi var tabii ki. Tabii bir yandan şeyler de var. Scalpers dediğimiz kara borsacılar da var. Onlar böyle önceden topluyorlar bütün konsolları, yeni çıkan cihazları. Sonradan daha da yüksek fiyatlarla satmaya çalışıyorlar. Şu an bunun önüne nasıl geçecekler? Biraz çözüm bu olmalı. Buna bir çözüm bulmaya çalışılmalı. Çünkü en büyük problemlerden biri bu. Diğeri bir şekilde çözülür yani. Pandemi biter bitmez veya bir şekilde o lojistikleri çözerler, bir şekilde hallederler ama bu kara borsa olayını iyice çözmeleri lazım. Şimdi GDC ödülleri açıklandı. GDC ödülleri ney bu arada? Biliyorsunuz her yılın sonunda bir Game Awards oluyor, oyun ödülleri. Bu biraz daha gösteriş oluyor, sunum daha iyi oluyor, daha göz önünde oluyor. Genel olarak medyanın ilgisini çekiyor, kitlelere hitap edebiliyor. Bu sene 3,5 saatti Game Awards. Bu Game Awards değil. Ama bu artık en teknik olarak prestijli ödül diyeyim. Oyun dünyasından nasıl bir cümle kurdum ben de bilmiyorum. Oyun dünyasının teknik açıdan en prestijli ödülleri diyebiliriz sanırım. Game Developers Choice Awards. Bu oyun yapımcıları, oyun geliştiricileri biraz daha işin içinde oluyor. Daha fazla uzman olan insanlar işin içinde oluyor. O yüzden bir taraf işte oyunları daha çok medyanın önüne çıkarırken bir diğer taraf artık oyunları çok daha oyunlara çok daha nesnel bir açıdan yaklaşabiliyor. Çok daha tarafsız bir şekilde yaklaşabiliyor. Ve oyunların gerçekten belki biraz daha hak ettiği taraflarını ortaya çıkarabiliyor. Şimdi ben bunların hepsinin üzerinden geçmeyeceğim çünkü video bitmez o zaman. Ama ben kendi alanıma biraz daha yakın olanları şey yapacağım. Üzerine durmak istiyorum. En iyi anlatı. En iyi hikaye, en iyi narratif olarak geçiyor. Hikaye derken tabii bunu şey olarak anlamayın. Her yerde bir sinematik, her yerde bir diyalog olması gerekmiyor. Ama buradakilerin çok büyük bir kısmı öyle. Marvel'ın Guardians of the Galaxy'si. Şimdi ben bunu oynamadım ama hakkında çok iyi şeyler duydum. Tabii insanlar bir şey diyor. Bakın Marvel'ın Avengers'ı çıktı. Çok kötü bir oyundu diye. Evet öyleydi ama şu oyundan biraz daha anlaşılıyor ki bu biraz daha sanki bu oyunları yapan firma biraz daha böyle sanki tekli oyun, single player yapan bir firma. En azından onu yapmaya daha fazla eğilimli bir firma. Çünkü Guardians of the Galaxy güzel bir çıkış yaptı. Başarılı bir oyunmuş. Ki bunun hakkında daha fazla yorum yapabilmek isterim ama oynamadım. O yüzden çok fazla yorum yapmam çok şey olmaz. Bunlar adaylıklar. Bunlar adaylıklar. Daha ödül falan yok. Baharda olacak galiba. Veya belki kışın sonu, bahar başı veya bahar öyle bir şeyi var. Yaz gelmeden yapacaklar, verebileceğim en iyi tarih bu. Daha sonra yine konuşuruz tabii. Deathloop yine oynamadım ama çok göze çarpan bir oyun. Çünkü sürekli bir döngüye alıyor oyuncu. FPS biraz daha Dishonored gibi biraz daha immersive sim havasında bir döngü oyunu. Zaten isminden anlaşılacağı gibi ölüm döngüsü demek. Bu çok fazla şey sunuyor. Yani de bu oyunun çok anlatısının, hikayesinin o kadar övüldüğünü duymadım. Ama bu immersive sim, yani benim bir hedefim var, benim net bir hedefim var. Onu yapmak için bir sürü yolum var. Bunları kullanacağım. Bunlardan birini kullanacağım veya kafama göre ilerleyeceğim yaklaşımı. Bölümlerin kendi içinde. Normalde lineer bir oyun oluyor. Ama o lineer akışın her bir bölümün içinde kendi yolunuzu seçebiliyorsunuz. Bölümün sonuna nasıl yaklaşacağınızı, nasıl ulaşacağınızı seçebiliyorsunuz. Arkane Studios, Bethesda'nın altındaki Arkane Studios genelde bunda çok iyi oluyor. Prey, Dishonored falan bu oyunları çok iyi yapıyorlar. Deathloop da böyle bir oyun. Ama dediğim gibi hikayesini öldüğünü duymadım. Yine de kendisini ölüm üzerinden döngüye alan bir immersive sim. Çok ilginç de bir challenge aslında, bir zorluk da şey yapıyor. O yüzden burada bir anlatı üzerinden de güzel yenilikler getirmiş olabilir.
It Takes Two. It Takes Two'yu ben oynamadım. Çok övüldüğünü duydum. It Takes Two sanırım Game Awards'da yılın oyunu ödülünü de kazandı. O yüzden çok dikkat çekiyor. Ben çok oynamadım. Çok yorum yapmayacağım. Psychonauts 2. Psychonauts 2'yi birazcık oynadım. Psychonauts 2'nin tatlı bir atmosferi var. Tatlı bir havası var. Hikayesi var. Sonuna kadar oynamadım. Bana yetecek kadar oynadım. Çok o bana hitap eden bir yapısı yoktu ama etkileyici bir yapısı vardı. Hikayesi biraz daha nasıl izah etsem bunu? Biraz daha absürt ve psikolojik. Ya böyle çok fazla metafor kullanıyor, çok fazla şey kullanıyor. Biraz kafalar uçuyor yani oyun oynarken. Ama güzel bir akışı var. Eğer böyle tatlı hoş şeyleri seviyorsanız oynayabilirsiniz. Ama önceden uyarayım, bazı hassas konuların üzerine dokunuyor. Yani çok sert şeyler yok. Ama çok hassas konuların oyun içinde geçtiğini çok göreceksiniz. Unpacking çok tatlı görünen bir oyundu. Tamamen işte bir takım eşyaları odanın içinde belirli yerleri yerleştirmeyle falan alakalıydı. Burada en iyi anlatıya daha da dahil edilmiş. Bunun üzerinden bir şeyler anlatmışlarsa tabii ki dahil edilmeli. Çünkü bu bir hikaye anlatımı açısından yenilik getirmiş demek. Farklı bir şeyler denemiş denmesi demek. Çok konuşamıyorum, kusura bakmayın. Böyle bir durum var. Ya şey olmalı zaten. Yani sürekli bir diyalog, sinematik, arka tarafta bir anlatıcı üzerinden bir hikaye anlatmak yerine, ya bunlar okey, bunlar çok tamam, bunlar çok uygun, bunlar da yapılabilir. Ama bunların dışında farklı şeyleri deneyen oyunlarda da bu adaylıklarda en azından yer verilmeli ki öne çıksın. Çünkü hikaye anlatımı oyunlarda biraz tek düze kalabiliyor. İnsanlar bir hikaye anlatımının oyunlardan ne kadar ileriye gidebileceğini, ne kadar uçup kaçabileceğini görmeli. Çünkü çok eni sonu yok yani. Çok güzel şeyler ortaya çıkar. Yavaş yavaş da ortaya çıkıyor. Bunları görmek de güzel. Bunlar en iyi anlatı ödülleriydi. Bu arada şey de belirtmek istiyorum. Bu ödül töreniyle birlikte bir de bundan önce Indie Games Festival ödülleri var. IGF ödülleri. Bunlar da aslında yine benzer kadrolar tarafından bağımsız oyunlara verilen ödüller. Bunları buraya dahil etmedim. Dediğim gibi çok kalabalık olmasını istemiyorum. 3 adaylık daha var zaten. Onları da az çok şey yapacağız. Ama bunlara da bakabilirsiniz isterseniz. Twitter'da genelde hepsini paylaşıyorlar. En iyi tasarım. It Takes Two var yine. İki kişinin co-op olarak oynadığı bir oyun. Her bir durum için ayrı bir mekanik, oynanış falan bulmaya çalışmışlar. O yüzden anlayabiliyorum. Psychonauts 2'nin çok güzel bir akışı var. Sadece hikaye ve hava olarak değil. Oyunun kendisi de akıyor. Oynuyorsunuz yani. Oyun oynatıyor. Ki önemli olan da bu az çok. Oyunun kendisini oynatmaya devam etmesi. Halo Infinite. Bunun multiplayer'ini oynadım. Yani her şey harikaydı. Güzeldi. Uzun zamandır bu kadar kaliteli bir multiplayer FPS oynamamıştım. Single player'ını oynamadım. Belki single player'dan şey yapıyordur burada ama nasıl buraya girdin anlayabiliyorum. Yine Deathloop var. Baştan dediğim gibi ölüm üzerine odaklı, bir ölüm döngüsü üzerine odaklı bir immersive sim. Her türlü buraya girebilmeli. Hani doğru düzgün yapabilmişlerse her türlü buraya girmeli. Ama sanırım çok fazla teknik hatası falan mı varmış? Böyle bir şeyler falan duymuştum. O yüzden emin değilim. Çok merak da ediyorum aslında Deathloop'u. Hiç oynamasam bile bir şeyleri izlemek lazım. Inscription'ı çok duydum. Çok da aslında kendini göstermiş bu oyun. YouTube'da orada burada. Bir bakılması lazım. Biraz daha karanlık bir havaya sahip bir oyun. Biraz daha böyle kafaları yakmaya çalışan bir oyun. Güzel trikler uygulayan bir oyun. Ben de bunu oynamak istiyorum. Geldik en iyi çıkışa. En iyi çıkış yapan bağımsız oyun demek. Yani bir bağımsız bir ekip var. Bağımsız bir ekip dediğim çok böyle bir büyük bir şirketin parçası olmayan bir ekipten bahsediyorum. Bir takım insanlar bir araya gelmiş, ekip kurmuşlar ve ilk oyunlarını çıkarıyorlar gibi. Bu da onun şeyi, en iyi çıkışı yapan ekip ve oyunları aslında ödül. Neyse, Kena Bridge of Spirits yine Game Awards'a en iyi sanat şeyini mi kazanmıştı? En iyi bağımsız oyun adaylığından mı kazanmıştı? Bir şeyler olmuştu, çok öne çıkmıştı. Burada da yine öne çıkması olası. Ama Valheim var. Valheim da çok güçlü bir oyun. Övüle bitiremedi. Çok sağlam da bir satış performansı yakalamıştı. Şey olabilir, güzel şeyler olabilir. Wildermyth, Artful Escape ve ben bunların hiçbirini oynamadım. Keşke oynayabilsem çünkü aslında kendi oyunumuzda bir gün bu adaylığın içinde oyunumuzun da bir gün bu adaylığın içinde temsil edildiğini görmek istiyorum. Umarım bir gün burada oluruz.
O yüzden bunları oynamak istiyorum aslında ama bir türlü fırsatım olmadı ve olanağım olmadı. Wildermyth, Artful Escape. Artful Escape çok güzel bir oyun, çok ilginç bir oyundu. Biraz böyle bir müzikal ve görsel öğeleri birleştirmişler. Sanırım çok ilginç de bir anlatısı var. Sade ve ilginç bir anlatısı var. Yine ben çok şey yapmadım. Bana göre değil. Sable hakkında çok bir bilgim yok. Wildermyth'i de çok duydum ama yine çok bir bilgim yok. Yılın oyunu. Game of the Year. Inscription var yine. Güzel, bakın Inscription bütün hepsinin arasından çıkıp buraya kendini yerleştirebilmiş. Forza Horizon 5 kesinlikle burada olmalı. Harika bir oyun. Çok güzel akıyor, çok güzel ilerliyor. Resident Evil Village çok kütleli bir oyun. Yani bir yönüyle çok fazla öne çıkmasa da genel olarak kalitesi de çok yukarıda. Alamasa da adaylığı olmalı kesinlikle. En azından bunların arasında yine Deathloop var burada. Yani Deathloop öyle bir oyun ki sanki bunların hiçbirini kazanamayabilir de hepsine gerçekten adaylığı da onaylanabilir gibi duruyor. Yani bir evet, nasıl aday olduğunu görebiliyorsunuz. Ama yani kazanma ihtimaline belki oynamak istemezsiniz gibi bir durum. Yine It Takes Two tabi. Bu da şey, Game Awards yılın oyununu kazandı. Burada da kazanabilir. Veya belki de kazanamaz. Belki Forza Horizon 5'e verecekler ama Forza Horizon 5'i de burada hiçbir yerde şey yapmadık. Hoş, Forza Horizon 5'e ne vereceğiz? En iyi anlatayım mı vereceğiz? En iyi çıkışı da vermesin. Yani ben kendime göre seçtim burada 4 tane adaylık. Şeyde başka adaylıklarda da vardı Forza Horizon yanlış hatırlamıyorsam. Resident Evil Village güzel ama alamayabilir. Çünkü çok düz bir oyun biraz. Yani çok öyle yenilik şey falan yok. Ama çok kaliteli bir oyun tabii ki. Kalitesinden şey yapamayız. Bunlar böyleydi. GDC adaylıkları böyleydi. Dediğim gibi GDC biraz daha teknik bir ödül töreni. Yani teknik bir ödül töreni dedim, çıkıp orada bir sürü bilgi yığımı yapmayacaklar bize. Ama adaylıkların seçimi ve de ödüllerin verilişi, ödülü hak kazanan adayın değerlendirilmesi biraz daha daha teknik bir arka planı var diyelim. Yani popülarite yarışmasındansa biraz daha yetkin kişiler şey yapıyor bu noktada, seçiyor. Ve geldik son haberimize. Yani daha, tabii ki daha fazla haber var ama hepsini buraya eklemek istemedim. Eğer derseniz, ya bunu çok sonra da konuşabiliriz de. Eğer derseniz ki okey abi daha fazla haber şey yapabilirsin, birazcık daha konuşup dinleyebiliriz falan derseniz. Gelecek hafta daha fazla haber eklerim buraya, daha fazla gündem maddemiz olur. Ha derseniz ki ya azıcık fazla oldu sanki, biraz daha kısalım derseniz bir iki madde daha az şey yaparım. Onu lütfen yorumlarda belirtin. Take-Two'nun Zynga alımı. Şimdi Take-Two biliyorsunuz kocaman bir firma. Yani burada çok açıklamama gerek var mı bilmiyorum ama yani GTA, Borderlands, Mafia, BioShock, Outer Worlds, Hades falan, bunların hepsinin yayıncısı Take-Two. Kocaman bir firma. Kendinin altında bir sürü stüdyo var. Bunların hepsi ayrı ayrı şey yapıyor. Hatta 2K de bunun altında. O da spor oyunları, simülasyon oyunları, yarışma oyunları da yayınlıyor. Yani kocaman bir şey. Şimdi 2K konusunda çok yanılma payı vermeyeceğim kendime ama yanılabilirim. Neyse, kocaman bir yayıncı yani. GTA ile tek başına yeter bu yayıncıyı kaldırmaya, ki sadece o yok dediğim gibi. Başka oyunlar da var. Böyle strateji oyunları da var. Stronghold Crusaders falan filan da var. Kocaman bir yayıncı. Bunu kaç kere diyeceğim bilmiyorum. Zynga'da bir mobil oyun yayıncısı. O da çok büyük bir firma. Zynga'nın da altında böyle bir sürü stüdyo, kocaman başka şirketler var. O da sürekli mobil oyun yayınlayıp duruyor. O da güzel şey yapıyor. Take-Two Zynga'yı 12.7 milyar dolara almış veya almak üzere böyle bir durumumuz var. Şimdi 12.7 milyar dolar kocaman, tabii çok büyük bir miktar, yani inanılmaz bir miktar. Ama Zynga'nın altında kimler var? Ya benim burası da biraz ilginç geliyor çünkü isim tanıdık gelebilir. Çünkü bunlar sık sık haberlere çıkan bir şeydi. Genelde Türk oyun sektörüne çok yansıyan haberlerdi bunlar. Bu bir mobil oyun yayıncısı ve yeni bir Türk oyun şirketi olan Rollic'i 180 milyon dolara satın almıştı. Bu büyük. Çok büyük bir miktar. 180 milyon dolar. Ülkeye bu kadar para girdi demek. 180 milyon dolar girdi demek. Gram Games 250 milyon dolara satın alındı Zynga tarafından. Yine Türkiye ile İstanbul'la bağlantısı olan bir şirket. Burada şey yapan bir şirket.
ve bir diğeri de Peak. 1.85 milyar dolara satın alınmıştı Zynga tarafından. Yani şunları topladığın zaman rahat rahat 2'yi geçiyor, 2.5 milyar dolara yaklaşıyor. Belki 2.25 yani, anladın mı? 2-2.5 milyar dolara yaklaşıyor toplam bu satın alımın şeyi. Take-Two'nun Zynga'yı satın alması 12.7 milyar dolar. İnanılmaz olaylar dönüyor. Yani şöyle söyleyeyim, Microsoft'un Bethesda'yı satın alması 7-8 milyar dolar falandı. 7-8 milyar dolara mal olmuştu. Zynga o kadar büyük bir firma. Firmalar firması falan yani. Bu da şey demiş gibi oldu. Böyle Kaanlar Kaan'ı falan dermiş gibi oldu. Beyler Bey. Böyle. Peki neler olacak? Su alayım iyice. Boğazım kurudu. Neler olacak? Şöyle. Take-Two mobil tarafına atılmak isteyebilir. Ki zaten elindeki firmaların bir kısmıyla bunu yapıyordu. Ama yani Zynga ile birlikte artık mobil sektöre şöyle bir pençesini geçirmek istemiş olabilir. Bu da güzel bir şey. Şeyi bilmiyorum tabii, Take-Two'nun arkasında yeni bir Çinli başka bir şirket mi var onu bilmiyorum da. Mobil ya oyun sektörü genel olarak yavaş yavaş böyle konsolide oluyor, şey oluyor. Tekilleşmeye başlıyor ve ayrık ayrık firmalar olmuyor. Şey gibi, sanki böyle feodal sistemin yıkılışı gibi. Böyle artık bir feodal sistemden çok kontlar, düklerden, lordlardan çok artık böyle krallar ve imparatorlara doğru gidiyor gibiyiz. Bu biraz endişe verici çünkü bu şey demek. Yani yeni çıkan, piyasaya yeni çıkacak olan oyunlar eğer buna müsaade eden çok şey bir sistem yoksa, onlara fırsat tanıyabilecek bir sistem yoksa, ki zamanla böyle bir sistem olmayabilir veya belki bu büyük şirketler bu sistemlere fırsat tanıyabilir. Ama zamanla şey sıkıntı olabilir. Bu küçük atılımcıların, biz de dahiliz, piyasada rekabet edilmesi çok zorlaşabilir. Ki zaten halihazırda çok zor, her yıl daha da zorlaşıyor. Bu büyümeyle birlikte, bu büyük firmaların gittikçe, bu güçlerin bir arada bir yerlerde toplanmasıyla birlikte bu gittikçe sıkıntı yaratabilir. Çünkü mesela biz şu an korku oyunu yapıyoruz veya bir spor oyunu yapıyoruz veya bir şey oyunu yapıyoruz. Onlar da bir oyun yapacak. Onların her zaman bunu pazarlama için şeyleri olacak. Ellerinin altında kaynaklar olacak. Rekabet etmek zorlaşabilir. Ha bu bağımsız oyunları öldürmez, şey de yapabilir tam aksine. Herkesin iyice yaratıcı, özgün yollar bulmasına da yardımcı olabilir. Hatta genelde böyle sıkışık durumlar, sıkışık şartlar çok böyle devrimci yeniliklerin yaratılmasına yol açıyor. Çok büyük teknik yenilikler geliyor, inovasyonlar geliyor. Güzel güzel şeyler de düşünülebilir aynı zamanda. Şimdi bu aynı zamanda da şu demek. Bu dediğim gibi bu 3 tane firma Türkiye'de çok etkin firmalar. Ve bu firmalar artık Take-Two'nun altında oluyor bir nevi. Yani Zynga'nın altında bunlar. Zynga da Take-Two'nun altında. Yani Take-Two aslında Take-Two'nun Türkiye'de ayağı da olmuş oluyor. Ha bu tam olarak ne demek, nereye çıkabilir bilmiyorum ama ilginç bir detay. Yani bir zihnin bir köşesinde böylece durmasında fayda var. Yani şeyi bilin, okey artık yabancı büyük oyun firmalarının Türkiye'de de bir ayağı var. Ha bizde zaten oyun firmaları var. Korku oyunu yapan çok fazla şeyimiz var, ekibimiz var. Bizden bahsetmiyorum, kendimizden bahsetmiyorum. Echoes of Insanity'den sadece bahsetmiyorum. Başka çok yetenekli, çok iyi ekipler de var. Çok iyi bağımsız yapımcılar da var. Aynı zamanda işte ne bileyim Ankara'da Tailwords falan var. Yani kocaman firma. O da büyük bir firma. Oyun dünyasında büyük dalgalar yaratan bir firma. Yani ilginç. Böyle çevre şartlarımız diyeyim giderek biraz daha karmaşık hale gelirken aslında ülke biraz daha böyle belirli fırsatların içine doğru da itiliyor. Her şeye rağmen. Bu ilginç bir durum. Oyun sektörü özellikle böyle farklı farklı yerlere doğru gidiyor. Tabii sadece oyun sektörü değil, genel olarak dijital teknoloji diyeceğim. Dijital teknoloji alanlarında bir yerlere doğru gidiyoruz. Bir yerlere doğru gidiyoruz. Her şeye rağmen. Evet. Geçen hafta bunlar oldu. Daha fazla oldu tabii ama bunları sizlere aktaramadım. En azından bu video için bu kadarını konuşalım dedim. Derseniz ki daha fazlasını isteriz. Daha fazlasını konuşalım.
Gelecek hafta daha fazla gündem maddesini eklerim buraya. Ya buraya dedim, daha fazla gündem maddesiyle önünüze çıkarım dedim, sanki siz bir meydan okumaya davet ediyormuşum gibi. Çıkacaksınız abi, oturacağız, karşılıklı konuşacağız, tartışacağız yani, bakalım kim haklıymış falan. Böyle, eğer ortaya karışık yapmazsak, ki ortaya karışık şeyini aşağıya koyarım, onu yaptığımız kanalın linkini aşağıya koyarım, açıklamada bulursunuz. Eğer onu yapmıyorsak, ve de zaten onları Instagram ve Twitter'dan paylaşıyorum, oradan takip ediyorsanız az çok şey yaparsınız, görürsünüz onu. Ortaya karışık yapmazsak bu şekilde gündemi sizinle birlikte değerlendireceğim, oyun sektörü gündemini. Eğer derseniz ki ya şöyle bir korku tarafına da mı el atsan, veya artık böyle bilmiyorum biraz daha şey taraflara da mı el atsan, film falan dersen, artık bana şey yaparsınız daha, yani onu yorumlarda belirtirsiniz. Şu an oyun sektörüyle ilgili gündemi konuşuyoruz. Zamanla bakarız neler yapabileceğimize. Yani öyle, çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Birlikte bunlara konuşabildiğimiz için. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.